Kıssadan hisseler. Kadın kötü ise. Büyük veli Şakik-i Belhi'nin hanımı çok huysuzmuş. Onu seven dostları bir gün dayanamamışlar. Efendi Hazretleri, hanımınızın huysuzluğunu biliyoruz. Size çok eziyet çektirdiği için de üzülüyoruz. Onu niçin boşamıyorsunuz diye sormuşlar. Şakik de, onun huyu kötü ise benim huyum güzeldir. Boşanacak olursam ben de onun gibi yapmış olurum. Kalkıp da onu boşayacak olsam benden sonra zavallıyı kimse almaz diye korkuyorum demiş. Sevgili Peygamberimiz, bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Koca hanımının bir hareketinden dolayı hemen kızıp kükremesin. Hanımından razı olduğu başka bir hareket ve davranışını aklına getirip onunla teselli olsun buyurmuştur. Kadın kötü ise erkek kendisinin iyi olup olmadığına baksın. Kadın kötü ise erkek kendisinin iyi olmasına baksın. Kadın kötü ise erkek onun gibi olmasın. Kadın kötü ise onun kendisi gibi olmasına baksın. Kadın kötü ise onun gibi olanlardan da onu ayırsın. Evet, bakış açısı. Arjantin'in ünlü spor adamlarından biri olan Robert de Vincenzo bir turnuvayı kazanmış. Ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi imkansızdı. Kadının anlattığı öykü De Vincenzo'yu çok etkilemişti. Hemen cebinden bir kalem çıkarttı ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı çek defterine. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona, "Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın," dedi. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken derneğin bir görevlisi onun yanına geldi ve şöyle dedi. Otoparktaki görevli çocuklar bana geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanına bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler. De Vincenzo evet anlamında başını salladı. Görevli, sana bir haberim var. O kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Seni fena halde kandırmış. De Vincenzo ise yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? Hayır. Yok. Evet, çizgi. Öğretmen sınıftaki Zeki aynı zamanda kıskanç öğrenciye sordu. Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun? Öğrenci. Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum. En iyi ben olmalıyım, dedi. Öğretmen masasından kalkıp eline bir parça tebeşir aldı ve 15 santim uzunluğunda bir çizgi çekti. Öğrencinin yüzüne bakıp bu çizgiyi nasıl kısaltırsınız diye sordu. Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip içinde çizgiyi birçok parçaya bölmekte olan birkaç cevap verdi. Öğretmen cevapları kabul etmedi ve yere ilkinden daha uzun bir çizgi çekti. Öğretmen şimdi birincisi nasıl görünüyor diye sordu. Öğrenci daha kısa dedi. Başını eğdi. Öğretmen bilgini ve yeteneklerini arttırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir, dedi. Evet. Ve kaçırılan fırsatlar. Nick Lazaris. Eşime, 3 yaşındaki kızım Ramanda'ya göz kulak olmayı önerdim. Böylelikle o da bir arkadaşıyla dışarıya çıkabilecekti. Ramanda öteki odada oyuncaklarıyla oyun oynarken ben de kendim işimi yapacaktım. İlk önce sorun yoktu. Biraz sonra sessizlik dikkatimi çekti. Ramanda ne yapıyorsun diye seslendim. Cevap alamadım. Sorumu tekrarladım. Hiçbir şey dediğini duydum. Hiçbir şey. Hiçbir şey ne demekti? Masamdan kalktım ve oturma odasına koştum. Ramanda o anda hole doğru fırladı. Merdivenlerden çıkarken arkasından gittim. Hemen yatak odasına girdi. Aradaki mesafeyi kapatmıştım. Oradan banyoya geçti.
Onu köşede yakaladım. Yanıma gelmesini söyledim. Reddetti. Otoriter baba sesimi takındım. Küçük bayan, sana buraya gelmeni söylüyorum. Yavaş yavaş yanıma doğru geldi. Elinde eşimin yeni rujundan kalanlar vardı. Yüzünün her karesi parlak, kırmızı renge boyanmıştı. O korku dolu gözler, titreyen dudaklarla bana bakarken, benim kulağımda çocukken bana söylenenler çınlıyordu. Bunu nasıl yaparsın? Böyle yapmaman gerektiğini biliyordun. Bu ne kötü bir davranış. Sana kaç kere böyle yapmaman söylendi. O anda bütün mesele o eski mesajlardan birini seçmekti. Böylece ne kötü bir kız olduğunu anlayacaktı. Ne yapacağıma karar vermeden önce eşimin Ramanda'ya bir saat önce giydirdiği bluz dikkatimi çekti. Üzerinde "Ben kusursuz bir meleğim" yazılıydı. Bir kez daha korku dolu gözlerine baktım. Karşımda anne babasını dinlemeyen kötü bir kız değil de Allah'ın bize bahşettiği bir çocuk. Değerli mi değerli, küçücük, kusursuz bir melek. Neredeyse suçlamak üzere olduğum bir mükemmellik, bir değer duruyordu. Bir tanem, çok güzel görünüyorsun. Hadi bir fotoğrafını çekelim de annen bu güzel halini görebilsin. Fotoğrafını çektim. Ve Allah'a bize kusursuz, küçük bir melek verdiği için şükretme fırsatını kaçırmadım. Evet. Sihirbaz ve Rahip. Süheyb radıyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizden öncekiler içinde bir kral vardı. Onun bir de sihirbazı vardı. Sihirbaz iyice yaşlanınca krala dedi ki, ben artık yaşlandım. Bana bir çocuk gönder de ona sihir öğreteyim. O da sihir öğrenmesi için bir çocuk gönderdi. Çocuğun yolu üzerinde gelip giderken uğradığı ve yanında oturup bir şeyler sorduğu bir rahip vardı. Sihirbaza her gidişinde rahibe uğrar, bu sebeple sihirbaz da çocuğu döverdi. Rahibe uğradığında ise ona sihirbazı şikayet ederdi. Rahip dedi ki, sihirbazdan korktuğun zaman beni aileme alıkoydu de. Ailenden çekindiğin zaman ise beni sihirbaz alıkoydu de. O bu şekilde yaşayıp giderken aniden büyük bir canavar çıkıp insanları yollarından alıkoydu. Bunun üzerine içinden dedi ki, bugün sihirbazın ilmi mi yoksa rahibin ilmi mi daha üstün göreceğim. Sonra eline bir taş alıp şöyle niyet etti. Allah'ım, eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimli ise bu taşla o canavarı öldüreyim de. Halk rahatça geçip yoluna devam etsin. Sonra elindeki taşı hayvana attı ve hayvan öldü. Halk da oradan serbestçe geçti. Gelip durumu rahibe anlatınca rahip ona, artık senin halin benimkinden daha üstün oldu. Ancak ileride başına bir iş gelecek. O zaman sakın benden kimseye söz etme dedi. Nihayet çocuk körleri ve sedef hastalarını iyileştirmeye, insanların bütün hastalıklarını tedavi etmeye başladı. Kralın kör olan arkadaşı bunu duyunca hemen çocuğun yanına birçok hediye ile gelip, beni iyileştirirsen bu hediyeleri ve daha birçok şeyi sana veririm dedi. Çocuk şu cevabı verdi. Benim elimde bir şey yok. İnsanlara ancak Allah şifa verip iyileştirir. Eğer Allah'a iman edersen ben de Allah'a senin için dua ederim. Seni iyileştirir. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah da ona şifa ihsan etti ve adamın gözleri açıldı. Kralın arkadaşı iyileştikten sonra kralın yanına varınca kral şaşırdı. Ve sordu, söyle bakalım gözün nasıl iyileşti? Adam şu cevabı verdi. Beni Rabbim iyileştirdi. Benden başka Rabbin mi var? Dedi. Adam evet, benim de senin de Rabbin Allah'tır diye cevap verince adamı hapsetti ve işkenceye başladı. Ve seni iyileştiren çocuğun nerede olduğunu söylemedikçe sana işkenceden vazgeçmem dedi. Bunun üzerine adam çocuğun yerini gösterdi. Çocuğu yakalattı ve huzuruna getirip sordu. Ey çocuk,
Sihir yapmakta o kadar ileri gitmişsin ki körleri iyileştiriyor, diğer hastaları da tedavi ediyormuşsun. Çocuk, şifa benden değil, Allah'tandır deyince ona işkence etmeye başladı. Sonunda o da rahibin nerede olduğunu söylemek mecburiyetinde kaldı. Gidip rahibi de yakaladılar. Rahibe, haydi dininden vazgeç dedi. Rahip buna yanaşmadı. Hemen bir testere alıp rahibin başından başlayarak biçip ikiye ayırdı. Sonra çocuk getirildi ve ona da haydi dininden vazgeç denildi. Vazgeçmeyince onu adamlarından bazılarına teslim edip şöyle dedi. Haydi bunu alın falan dağa götürün. Dağın tepesine çıkınca kendisine dininden vazgeçmesini teklif edin. Geçerse ne âlâ, geçmezse oradan aşağıya atın. Tam atacakları sırada Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım beni bu adamların elinden kurtar. Allah duasını kabul etti. Dağda büyük bir deprem oldu. Hepsi aşağıya yuvarlandılar. Çocuk kurtuldu ve yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona sordu. Adamlarıma ne oldu? Allah beni onların elinden kurtardı. Deyince bu defa onu başka bir gruba verip haydi bunu alıp denizin ortasına götürün. Dininden vazgeçerse ne âlâ. Geçmezse onu hemen denize atın. Onu alıp götürdüler. Dininden dönmesini teklif ettiler. Fakat çocuk dönmedi. Bunun üzerine denize atmak istediler. Çocuk yine Allah'a, Allah'ım beni bunların elinden kurtar diye yalvardı. Gemileri battı, hepsi boğuldu. Kendisi ise kurtulup yine kralın yanına geldi. Kral sordu, ne oldu seni götürenlere? Allah beni onlardan kurtardı, hepsi denizde boğuldular dedi ve şunu ekledi. Sana söylediğimi yapmadıkça beni asla öldüremezsin. Nedir o diye sordu. İnsanları bir yerde topla. Beni bir kütüğe bağla. Sonra sadağımdan bir ok çıkar. Yaya koyup bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla de. Sonra at. Kral dediğini yaptı. Attığı oku çocuğun şakaklarına isabet ettirdi. Çocuk şakağına elini koydu ve öldü. Bunun üzerine oradaki halk bir ağızdan şöyle haykırdılar. Biz bu çocuğun Rabbine inandık. Kral dönüp geldiğinde ona denildi ki, işte korktuğun başına geldi. İnsanlar hep birden çocuğun Rabbine iman ettiler. Şimdi ne olacak? Hemen yol başlarında hendekler kazdırttı. Hendekler içinde ateşler yaktırdı ve dininden dönmeyenleri buraya atın emrini verdi. Dediğini yaptılar. Derken kucağında çocuğu olan bir kadın getirildi. Ona da bu teklifi yaptıklarında çocuk konuştu. Anneciğim, sakın yapma. Sabret, tahammül göster. Zira sen hak üzeresin. Evet. Ve kifil kıssası. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sizden önce yaşayanlar arasında kifil adında biri vardı. Bildiğinden hiç şaşmazdı. İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek 60 dinar verdi. Kadından kam almak üzere teşebbüse geçince kadın titredi ve ağladı. Niye ağlıyorsun diye sorunca kadın, bu benim hiç yapmadığım haram bir amel. Bu günaha beni razı eden de fakrımdır dedi. Adam da, yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse Allah'tan korkmaya ben senden daha layıkım. Haydi git, verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan böyle Allah'a hiç asi olmayacağım dedi. Adam o gece öldü. Sabah kapısında şu yazılı idi. Allah kifli mağfiret etti. Halk bu duruma şaştı kaldı. Allah o devrin peygamberine kiflin durumunu vahyen bildirinceye kadar şaşkınlık devam etti.